Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Kart Simulator 2'ye devam ediyoruz. En son gelen güncellemede şöyle bir şey gelmişti, hatırlıyorsunuz. Hippo isminde bir araç gelmişti. Mercedes G63'ün 6x6 versiyonu. Bu herhalde oyunun en pahalı arabası olmuş. Yani tam ben emin değilim ama öyle olduğu söyleniyordu. Ve bugün biz bu yeni gelen güncelleme ile gelen bu arabayı satın alacağız arkadaşlar. Para kastım. 1.259.000 para kastım. Ve bugün bu arabamızı alacağız arkadaşlar. Şuradan şunu kapatayım tekrar. Bu olay bazen sıkıntı yapıyor arkadaşlar. Mesela görevleri yapacaksınız ya, aklınızda olsun. Eğer bu otomatik açık değilse, tekrarlanan görevler var ya, belli dakika sonra tekrar yapıyorsunuz. Mesela görev başlıyor, buradaki start'a basamıyorsunuz ve görevi yapamıyorsunuz. Mecburen buradan şunu kapatmanız gerekiyor. Ben de o yüzden kapatmıştım, öyle kalmış. Şimdi dediğim gibi oyunun en pahalı arabasını alacağız. Araba nereye gelmişti? Evet, direkt şuradaki noktaya gelmiş. Hippo ismi arkadaşlar. Hemen oraya gideceğiz. Hatta drift yapa yapa gitmeden önce bir yakıt alsak acaba paramız eksilir mi? Çünkü 250.000 arabanın fiyatı. Abi hiç zorlamayın, ben direkt şeye gidiyorum arkadaşlar. Arabayı almaya gidiyorum. Bugün oyunun en pahalı arabasını satın alacağım arkadaşlar. Çok istiyordunuz 6x6 Mercedes'i. Alacağız bugün, kullanacağız. Offroad'a gideceğiz ve garajını belirleyeceğiz. Garajı hangisi olacak? Takipçilerimiz iyi biliyor. Offroad araçlarımızın olduğu bir garaj almıştık, biliyorsunuz. Offroad bölgesine yakın. Tabii ki oraya koyacağız bu arabamızı da. Şimdi bizim burası mıydı abi? Aynen burası abi. Şimdi en son gelen güncellemedeki arabaları buraya koymuşlar. Buraya şimdi hemen biz, çok istiyordunuz. Dedim ki o zaman ben bir para kasayım. Yani 1.259.000 para kastım. Düşünün yani. 67 taslak kastım onunla beraber kasılırken. Çok güzel oldu. Şimdi bu arabayı çok da merak ediyorum ben gerçekten. Tekrar bir hatırlayalım. Aston Martin Valkyrie gelmişti. Valkyrie'nin fiyatı bile abi 160 lira. Bak normalde 1.5 milyon. Bunun fiyatı 1.250.000 ya. 1.250.000. Bakın para ne kadar söyleyeyim size. Abi şuradan bakın, 1.5 milyon altın, 334 TL. Yani Aston Martin Valkyrie'den bile daha pahalı bir araç. Buradaki 100 taslak, bu zaten ucuz. Subaru 9000 şey 50.000 de kripto parası. 50.000 kripto parası ne kadar abi? 35 al, hadi 100 al, 82 lira. Bak görüyorsunuz olayı. Yani bu arabanın fiyatı son zamanların değil, hatta ben birkaç yerde görmüştüm. 300 bin mesela Toyota yarışı, ama bunu hala düzeltmemişler abi. Bu arabada çok fena bir sıkıntı var. Yani tuhaf bir modelinde problem var. Oyundaki en pahalı araba olduğunu yazmışlar. Yani bence de öyledir. Yani 1 milyon 200 ha 250 bin değilmiş. 1 milyon 200 binmiş arkadaşlar. Çok değişti ya. 1 milyon 200 bine Mercedes G63 6x6 bu araba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu artık satın alıyorum arkadaşlar. Önce bir kaput, bagaj vesaire bir kontrol yapayım. Motorları falan görüyorsunuz. V8 mi artık bu, kaç bilmiyorum ama efsane bir motor var. Arka bagajımız nasıl açılıyor? Buraya çıkabiliyor muyum? Vallahi çıktım ama burada yine bir engel gözüküyor. O da bir hata, düzeltilir. Abi araba efsane. Arka koltuklara tabii ki binebiliyorum. Ve gördüğünüz gibi koltuklarımız... Aha. Abi burada bir şey var. Bir dakika. Burada bir gizem var. Abi buna bakmamız lazım. Ekstra bir gün, onun ne olduğunu çözmek lazım arkadaşlar. Arka koltuklara falan binebiliyoruz gördüğünüz gibi. Şu kaputu ben bir kapatayım. Hazır mıyız? Hippo 6x6 Mercedes'i satın aldım abi. Kaldı 59.000 para. Ufak tefek renk değişimi falan yapsak mı bilmiyorum diyecektim de. Bu nasıl bir araba? Çok iyi. Işıklar yanıyor mu abi? Çalıştırdık mı? Evet. İçteki kokpit ışıkları falan yanıyor. Bayağı da kaliteli bir model olmuş arkadaşlar. Bu arada görüyorsunuz zaten. Bayağı sağlam. Abi camlarımız açılıyor. Hemen bir aşağı inip bir bakmak istiyorum. Şu arka koltuğa tekrar bir geçeceğim. Araba müthiş ya. Şunun görüntüye baksanıza. Gerçekten muhteşem bir araba. Şimdi arka koltuğa ben bineyim. Abi burada biri var.
Burada bir gizem var gibi gözüküyor arkadaşlar. Arka koltuklara oturabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bunu kapatayım abi. Tekrar arabamıza binip atölyeye gidelim. Şu arabaya bir şey yapsak mı ya? Bilemedim. Bir gidelim bir bakalım ya. Bir gidelim, ondan sonra da artık off-road bölgesine doğru çıkacağım. Oo abi, araba nasıl böyle? Farlar çok iyi yanıyor. Var ya, araba canavar, ama dikkatliyseniz bunda drift seçeneği aktif değil arkadaşlar. Bu araçta drift yapamıyoruz maalesef. Araba muhteşem. 6 tane lastiği var ve inanılmaz derecede iyi bir yol tutuşuna sahip. Yani bu arabayla zaten istesek de drift yapamazdık arkadaşlar. Araba kaymıyor abi, bildiğin kaymıyor. Gerçekten çok sağlam. Zorluyorum bakın. Zorlamama rağmen yok abi, araba kaymıyor. Araba gerçekten çok sağlam. Ya zaten nasıl sağlam olmasın ki? 6x6 bir arabamız var. Şurada bir kaydıracağım. Abi baksana bak, el frenini çekiyorum, ona rağmen kaymıyor. Yani çok acayip bir araba. Atölye burasıydı. Hemen bir atölyemize bir girişimizi yapalım. Burada yapılacak bir şeylerimiz var mı? Daha sonra da diğer yere gideceğiz. Şimdi burada motor güçlendirme falan var ama bunları ben uygulamak istemiyorum. Işıklar, plakamızı sadece yapalım arkadaşlar. İsmimizi yazalım plakaya. Bu şekilde 5000 lira verdim. Burada plaka dışında bir şey yok. Şimdi diğer atölyeye gidelim. Renk değişimi falan yaptığımız var ya. Abi müthiş ya. Gerçekten müthiş bir araç. Ama bunda renk değişikliği yapmayacağım. Bu renk çok güzel yakışıyor. Mercedes G63'e. Çok güzel gözüküyor çünkü. Bir de buraya girelim. Burada yapılacaklara bakalım. Ardından da yavaş yavaş arabamızın testini yapacağız. Burada abi aslında bir koyu bir cam fena olmaz ama hafiften açıyorum. Şimdi driftimiz aktif değil. Şimdi şunu geçiyorum. Mesela sticker'dan böyle drift alakalı şey, drift diyorum, offroad'la alakalı bir sticker var mı diye bakacağım ama abi çok kısıtlı zaten sticker'lar değil mi? Bunu geçiyorum. Şurada bir şeyler var mı? Hani böyle biraz offroad arabası olduğunu benimseten bir sticker varsa onları yapalım diyeceğim de. Ama pek de yok gibi mi? Buralara bakıyorum. Bunlarda bir şey yok. Mesela bunda bir şey yok. Bunda yol işaretleri gibi şeyler var. Bunlarda bir şey yok. Yok. Yani offroad'la alakalı bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Olsaydı yapacaktım. Çok güzel olurdu aslında ama yapacak bir şey yok bu arabaya arkadaşlar. Bu arabanın kendisi zaten çok güzel. Bu arabayı hiç bozmaya gerek yok. Araba zaten abi anlatmaya gerek yok. İçi falan çok güzel gözüküyor. Şimdi ufaktan hızlanma yapacağım. Hızlanmadan sonra da tabii ki artık offroad bölgesine doğru yol alacağız. Offroad bölgesinde bu arabayı göreceğiz esas. Ya buralarda bu arabanın işi yok arkadaşlar. Bu arabanın yeri offroad bölgesi. Aman polise falan yakalanmayalım. Abi araba şu an hiçbir şekilde güçlendirme yapılmadı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Oyunun en pahalı arabası ama hız beklemeyin bu arabadan. Bu arabanın amacı her yere girip çıkabilmesi. Yani gördüğünüz gibi 6x6. Çıkamadığı daha giremediği su olmaz bu arabanın. Birazdan deneyeceğiz merak etmeyin ama. Ya şu haliyle bile yani şuraya kadar bastım gaza 160'ı gördük. Ama tabii daha düz bir yol olması lazım. İşte sağ tarafa doğru mesela. Şimdi bizim offroad bölgemiz... Tamam, ileriden döner geliriz olmadı. Hem de şimdi havalimanına da bir hız testi yapacağım. Orada yapıyoruz biliyorsunuz. En iyi hız testimiz orada yapılıyor. Oradan sonra da offroad bölgesine geleceğiz. Ama arabanın şu iç tasarım o kadar iyi ki keşke diğerleri de böyle olsa arkadaşlar. Vallahi olsa çok güzel olur yani. Umarım onlar da ilerleyen zamanda araçların içleri düzeltilir. Şu an gerçekten muazzam arkadaşlar. Araba gerçekten çok güzel. Havalimanına geldim. Şimdi havalimanında biliyorsunuz bir baştan bir başa doğru hız testi yapıyoruz. Yapacağız. Bakalım nasıl bir performansı var. Maksimumuzu ben diyorum ki bu arabanın yani 160'ı geçmiyor mu? Abi 160'ı geçmiyor bu araba. Oo, stok hali 160'ı geçmiyor. Şaşırttı biraz beni açıkçası. Yani tamam araba 6x6 ama 160'tan da yüksek bir hız bekliyordum ben. Neyse bakalım, dur gerçekten öyle mi? 7 vites bu arada araba. Abi 160'da kalıyordu. Yine böyle olacak. Aynen abi 160.
Aracın maksimum hızı 160 arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yani ben daha çok bir hız beklerdim. Daha basmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Maksimum hızı görmüş oldunuz. 160 arkadaşlar. Dediğim gibi ben yani en azından bir 200 civarı bir hız beklerdim ama bunu tabii güçlendireceğiz. İlerleyen zamanda yükseltmeler yapacağız. Motorunu güçlendireceğiz. Vites kutusu. Yani her türlü güçlendirme yaptığımızda bu araba o zaman muhtemelen 200 civarı bir hıza ulaşacaktır arkadaşlar. Şimdi şuradan off-road bölgesine doğru sağdan sağdan gideceğim. Köprüden geçeceğiz. Off-road bölgesine gideceğiz. Hem de şimdi bu aracımızı koyacağımız garajımızı bir görün. Şuradaki şeyler çalışıyor. Güzel. Yani iyi. Ama buradaki gösterge yanlış tabi. 240 diyor. Şimdi abi bizim biliyorsunuz off-road için ayarladığımız garajımız burasıydı. Burayı satın almıştık. Garajda ben bir açayım hatta şöyle abi. Orada bir tane G63'ümüz vardı. Bir de Lada Niva'mız var. Supra burada kalmış. Bu Supra'nın da yeri değişecek arkadaşlar. Bunların garaj düzenlemesini henüz bitirmemiştik. Garaj düzenlemesi yapacağız. Supra da burada çünkü. Şimdi garajı gördünüz. Biz gidelim abi off-road'a. Bu araba nişi off-road'da arkadaşlar. Bununla var ya çıkamayacağımız hiçbir yol olmayacağını düşünüyorum. Hatta gelin ilk denememi şurada yapacağım. Abi bu araba var ya, bilmiyorum ya, bu arabanın ben şuraya çıkamıyorum dediği bir şey ihtimal vermiyorum arkadaşlar. Abi şuna baksanıza, düz duvara tırmandık ya. 6x6 arabanın gücü böyle oluyormuş demek ki. Tabi bunlar yetmez abi, bu araba için çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Yine oyunun en yüksek noktalarına tırmanacağız. Suyun içine gireceğiz bugün. Bayağı bir zorlayacağız 6x6'yı. Mesela şuradaki suya bir girelim isterseniz. Orada bakalım. Abi şuraya ben bir ufaktan girişimi yapayım. Burada boğulma olayı yoktu değil mi? Boğulmayalım durduk yere. Evet. Abi araba suyun içine batmıyor bile ya. Yani o kadar yüksek, o kadar büyük bir araba ki suyun içine girmiyor arkadaşlar. Bakın. Aman aman, yavaş yavaş yavaş. Allah. Bir de şey gözükse çok güzel olacak. Karakter gözükse içeride. Yani bayağı bir güzel olacak. Aracın içi çok güzel yalnız ya. Vallahi çok güzel. Bu arabayı bayağı bir sevdim arkadaşlar. Gerçekten bayağı sevdim. Şimdi şuraya doğru bir tırmanma yapacağım. Daha önce biliyorsunuz oyunun en yüksek noktasına tırmanma yapmıştık arkadaşlar. Çıkmıştık. Lada Niva ile mi gitmiştik? Lada ile biz sanırım, tam emin değilim. Yine bugün şimdi denemelerden bir tanesi olacak. Yine oyunun en yüksek noktası gördüğüm kadarıyla şu üst kısım. Ama oraya ters geldik herhalde. Şuradan geri döneceğim. Abi muhteşem ya. Gerçekten muhteşem bir araba. Ya ben tamam şey 6x6 G63 iyi güzel ama bu kadar iyi olabileceğini tahmin etmiyordum. Gerçekten tahmin etmiyordum. Yani 1 milyon 200 bin verdik ama bence değdi arkadaşlar verdiğimize. Şimdi şuradan bir çıkış denesem, buradan çıkamayız herhalde ama yine bir deneyeyim arkadaşlar. Yok artık. Yok artık, buraya çıkamazsın. Abi nasıl çıkıyorsun düz duvara? Yemin ederim düz duvara tırmanıyor araba. Abi nasıl bir şey bu? Yemin ederim yani fizik kurallarına aykırı böyle bir çıkış yok arkadaşlar. Bu nasıl bir çıkıştı? Oraya düşmeseydik iyiydi ya. Oraya düşmeseydik iyiydi. Allah. İyi bari bir şey olmadı. Tamam bir şey olmadı. Da abi bu nasıl bir çıkış ya? Gerçekten böyle bir çıkış olamaz arkadaşlar. Yani bilemiyorum ya. Gerçekten inanılmaz şaşırdım. Yani birazdan bir daha deneyeceğim. Aynı noktadan bir daha çıkmaya çalışacağım. Daha dikkatli çıkacağım bu sefer ama yani bu arabanın dediğim gibi abi çıkamayacağı hiçbir yer yok arkadaşlar. Hiçbir yer yok bu arabanın. Dur nereden gidiyorduk abi, karıştırdık ya. Buranın da abi şu işte yine kamera devreye giriyor. Hani zoom out yapamıyorsun. Dışarıyı böyle bir göreyim yapamıyorsun. O olay çok sıkıntılı maalesef. Oo, burada kaldık mı? Abi burada kaldık sanırım. Araç burada askıda kaldı. Üşme. Allah abi ya. Ya biz buraya nereden çıksak ki acaba? Şuradan buradan abi, buralardan tırmanamayız ki ya. Aha buradan deneyeceğim. Buradan deneyeceğim. Buradan bir ihtimal görüyorum. Çıkabilir gibi görüyorum. Ama önümü göremiyorum ki. Nere var ne yok. Abi göremiyorsunuz ki işte ya. Oyunun şu kamera muhabbetinin düzelmesi lazım abi. Kesinlikle düzelmesi lazım. En büyük problem belki de benim için bu arkadaşlar. Kameranın düzeltilmesi lazım acilen. Şimdi tekrar o yolu bulmaya çalışıyorum. Lan nasıl uçtuk öyle?
Ya böyle bir şey yok ya. Vallahi böyle bir şey yok. Bu araba gerçekten inanılmaz bir şey. Muhakkak alın arkadaşlar. Tabii hileyle almayın yani. Hileli indirmeyin. Kasarak kendiniz kasın alın. Ben hileli oynamıyorum oyunları. Biliyorsunuz. O yüzden kendiniz kasa kasa paranızı yapın alın. Ve şurada bakın ufak bir denemeler olacak. Abi hiç mi zorlanmaz ya? Hiç mi bir araç yani şu arazi zorlanmaz? İşte bu araba zorlanmıyor arkadaşlar. Ha geldik bu arada oraya. Yani zorlanmıyor abi. Bu araba gerçekten tam bir canavar. Yani istediğiniz her noktaya bu arabayla rahat bir şekilde çıkabilirsiniz. Bu sefer buradan değil şuradan çıkacağım. Sol tarafta bir tane daha yol vardı. Biz aslında daha önce oradan çıkmıştık. Ama aman 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 araba takla bile atmıyor ki ya. Vallahi araba takla bile atmıyor arkadaşlar. O kadar bir süper bir araba. Uçuşlar falan baksanıza ya. Efsane. Şimdi buradan çıkmaya çalışacağım. Bizim noktamız burasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Abi buradan bir çıkış deneyeceğim ama ben buradan çıkacağımızı düşünüyorum. Buradan mı çıkmıştık? Aynen buradan çıkmıştık sanki. Evet, burası ama buradan geçmiş olamayız arabayla ya. Geçmişiz. Geçmişiz abi. Bununla geçmişiz. Sanırım bu sefer daha iyisini yapacağız. Bir önceki denemenin daha iyisi yapılacak gibi. Burada kalmıştık daha önce. Gene burada bir. Tabii burada arabanın yapacağı bir şey de yok arkadaşlar. Burada biraz benim hatam. Ne yapabilirdim ki? Şu köşeden hafiften gelip çıkabilirdim. Ama bir deneyeceğim. Ama abi işte burada. Yani gerçekten arabanın yapacağı çok fazla bir şey yok. Çünkü arabanın lastikleri boş. Araba ne yapsın ya? Dur bakayım bir daha spawnlattıracağım. Tamam. Şimdi burada ben bir düşüneceğim. Abi kayma. Kayma tamam buradan geri çıkarız. Kayma çok fazla. Frenler de çok iyi abi. Frenler de çok iyi. Gerçekten çok güzel. Şimdi tekrardan aynı yerden şey kenardan çıkacağım ama işte önümüzü görebilsek çok daha güzel işler yapacağım arkadaşlar ama göremiyoruz maalesef. Şuradan çıkar mıyız? Vallahi çıktı. Abi sen neysin ya? Sen nasıl bir arabasın böyle? Yani buraya kadar geldik. Abi üst taraf şurası zaten de işte. Abi yine şurada bir hata oluyor. Tekrar biraz gazı kestim. Tekrar çıkmaya çalışacağım. Ama abi yani daha ne olsun ya? Yani gerçekten daha ne olsun? Şey olsaydı, arabayı yükseltme yapsaydık burada bile daha iyi iş yapardık emin olabilirsiniz ama işte yükseltme yok arabada şu an. Biraz daha farklı bir şey deneyeyim diyorum. Şuradan şöyle hafiften soldan çıkabilir miyim diye zorlayacağım. Biraz daha basarsam şu lastik bir atarsa kendini şuradan. Atarsa kendini attı. Güzel, 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 güzel. Devam et. Abi bu ne ya? Ya yemin ederim biz bu arabayı güçlendirme yapalım. Burayı da çıkarız. Bak gerçekten çıkarız. Zaten bitti artık burayı. Daha nasıl çıkacağız? Yine benzini bitirdik. Ya sırf daha çıkarken iki kez benzin bitirdik. Depoyu bitirdik düşünün yani. Ama yok buradan sonrası bilmiyorum çıkabilen varsa yazsın abi. Buradan sonrası artık farklı bir noktadan belki deneyebiliriz ama buradan olmuyor abi. En azından Allah ilk taklamızı mı atıyoruz diyecektim gene atmadık. Abi araba takla bile atmıyor yani o kadar efsane bir şey bu araç. Şuradan kırılıyor muydu? Kırılıyormuş çok iyi. Abi muhteşem ya gerçekten anlatmaya gerek yok. İnanılmaz bir araba. Baya baya iyi. Muhakkak alın arkadaşlar offroad için. Bu arabadan başkası herhalde yalan olacak gibi gözüküyor. Artık biz de şeye geldik, garajımıza geldik. Arabayı park edeceğim. Daha sonra da bitireceğiz. Gördüğünüz gibi yeni 6x6 Mercedes'i oyunun en pahalı arabasını aldık arkadaşlar sonunda. Güzel oldu gerçekten. İstiyordum bu arabayı almak. Yorumlarda çünkü çok yazmıştınız. Yani muhteşem bir araba. Kullandıkça anlayacağız arkadaşlar daha da çok. Siz de muhakkak almaya çalışın abi. Muhteşem bir araba çünkü. Artık parkımızı yaptım. Dışarıdan bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Bak gene kafayı doyuyor. Oyun buralar böyle bir kafayı yiyor arkadaşlar. Bak gidiyor. Kilitlendi kaldı. Evet. Şimdi şöyle tekrardan bir göstereyim. Supra'yı görmemiş sayın. Abi Supra'nın yeri değişecek. 73 Lada. Garaj açıl tekrardan. Bastım ha. 73 Lada yine G60 ama G63'ün 6x6 versiyonu inanılmaz bir araba oldu arkadaşlar dediğim gibi. Oynayacağız bununla bol bol offroad bölgesine daha da çok gideceğiz. Daha farklı şeyler
Tabii ki yapacağız. Oyunun en yüksek noktası şurasıydı işte. Biz şurada falan bir yerde kaldık ya. Ya muhtemelen şuraya çıkamadık. Çünkü buraya çıkmak zaten yani bilmiyorum. Ya şurada mı kaldık, şurada mı kaldık acaba? Herhalde şurada kaldık ya. Emin değilim ama sanki burada kaldık gibi düşünüyorum şu çukurda. Daha farklı şeyler deneyeceğiz. Yeni gelen arabalar alacağız. Yine istediğiniz şeyler varsa Car Simulator 2'de yazarsınız arkadaşlar. Ben de yaparım tabii ki. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.